Değerli dinleyenlerimiz, manşet programına devam ediyoruz. Ben Mehmet Kıvanç. Şimdi bir konuğumuz var. Spor yorumcusu ve CRI Türk editörü Behçet Üstün bizlerle birlikte hafta içi her gün olimpiyatlar boyunca takip ediyor. Bizler için öne çıkan başlıkları her gün aktarmaya çalışacağız diyelim. Hoş geldin. Merhabalar. Nasıl gidiyor Behçet abi? Burada şimdi çok fazla başlık var. Tabii biraz kış olimpiyat oyunları olunca hani bende de bir eksiklik vardır muhakkak, hani bir bilgi eksikliği, ama biraz daha yabancı hissediyoruz kendimizi. Biraz yani yardımcı olursan sevinirim. O aslında hepimizde var. Hani kış olimpiyatları çok aşina ya da çok fazla takip ettiğimiz, en azından bir yaz olimpiyatları kadar ya da diğer büyük organizasyonlar, işte dünya voleybol şampiyonası, jimnastik şampiyonası, futbol, onlar kadar takip ettiğimiz bir kış, doğal olarak takip etmiyoruz. Çünkü öyle soğuk bir iklimde değiliz. Zaten tesislerimiz de belli, daha çok doğu bölgelerimizde. Ama sonuçta dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Şu ana kadar da çok başarıyla yürütüyor Çin bu organizasyonu. Şimdi olimpiyatları takip etmenin şöyle bir zorluğu oluyor. Aynı anda çok sayıda spor dalında yarışılıyor. Hepsini izleme şansınız olmuyor. Hatta işte madalya dağılımlarını görmek için bile resmi sitelerin içinde bayağı bir boğuşuyorsunuz. Hani onu kaçırmayayım, bunu kaçırmayayım diye. Ve bizim için de oldukça yoğun geçiyor bu dönem. Neler var o zaman? Şimdi tabii bugüne kadar, dün biz bir heyecanlandık. Bugünkü notların fazla. Güzel de oldu. İlk defa duyduğumuz spor dalı, duyduğumuz demeyelim ama yeni aşina olmaya başladığımız, ilk defa katıldığımız dallarda heyecanlandık yani kısaca. Tabii. Nasıl bir duygu bu? Ya şimdi çok keyifliydi. Hani dediğim gibi biraz yabancı olsak dahi bizden bir sporcunun final heyecanını yaşatması hepimizin ilgisini doğal olarak çekti. Furkan Akar'ınki çok büyük başarı. Bugün yalnız bazı yerlerde görüyorum. Yani yakın arkadaşlarımın da bazılarının hafif imalı, işte rakipler düştü, finale çıktı, yollu sataşmaları var. Furkan'ın başarısını hiçbir şekilde küçümsemesinler. Kısa kul, özellikle kısa kul var sürat pateninde. İşte dün diğer karşılaşmaları, diğer yarışları da izledik. Sürekli düşüyorlar. Ben de yani ayakta ettim. Kalan sayısı daha az aslında. Yani orada ayakta kalmak bile bir başarı. Tabii yani süratli gidiyorsunuz, rakibi geçmek için hamle yapıyorsunuz ve burada denge kaybı oluyor. Temaslar olabiliyor. Çok fazla sayıda, hiçbir sporda görmediğim kadar neredeyse ceza ve diskalifiyeler oluyor doğal olarak da. Yani Furkan burada güzel bir taktik uyguladı. Net bir başarıdır. Çok net bir başarıdır. Olimpiyat altıncılığı hiç küçük, yani finale kalmak, olimpiyatlara gitmek bile başarıyken altıncılık çok çok büyük başarıdır. Ki daha tecrübemiz yok bu sporda. Yani tecrübe kazandıkça derecesi daha da iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Bir de gencecik bir sporcu, yani böyle yorumlarla konuyu biraz bilmediğimiz için de büyük ihtimalle. Tabii, çünkü bu spor dalının en çok olan şey bu, düşmek. Tabii. Ya, büyük çoğunluk tebrik mesajları gönderdi. Orada bir sıkıntı yok. Evet. Ama yani İşte hiçbir şeyi beğenmeyen bazı insanlar oluyor her maalesef zaman. Maalesef o var. Onlar için de böyle bir açıklama yapmış olalım. Bugün yarışmalar devam ediyor. Az önce sonuçlandı. Curling'de karışık takımlar finali oynandı. Kadınlar bugün, erkekler de yarın başlayacak karşılaşmalar. Bu karışık takım yarışmasıydı. Hani kuzey ülkelerini biz daha çok göz önünde bulunduruyoruz kış sporlarında. İtalya burada gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. İtalya biraz sürpriz yapıyor. Bu olimpiyat oyunlarında hem bir öncekinde. Geçen seneden beridir İtalyanların zaten muhteşem bir çağ yaşıyorlar her alanda. Yani müzikten spora neredeyse her alanda. Norveç'i 8-5 mağlup ettiler finalde ve 10'da 10'la, yani hiç mağlup olmadan tüm karşılaşmalarını kazanarak şampiyon oldular. Tebrik etmek gerekiyor. Bugün işte Alp Kaya'da madalyalar dağıtıldı. Avusturyalı Matthias Mayer birinci oldu. Biatlon 20 kilometre erkeklerde Fransa'ya gitti madalya. Quentin Male Filon madalyayı aldı. Kayaklı koşuda yine Avusturya, ki Avusturya'da kış sporlarında iyidir. Onların bir altın madalyası var Matthias Mayer'le yine. Curling'i söyledim. Artistik patinaj erkeklerde kısa program elemeleri vardı. İlk 24 sporcu finale kalacaktı. Orada
Yani en büyük favorilerden bir tanesi Japon Yuzuru Hanyu'ydu. Son iki olimpiyat şampiyonu ve yani herkesin favori gördüğü. Çok enteresan. Ya bu oyuncular, sporcular üzerinde de tabii belli baskılar oluşuyor. Bunu izlerken de şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. O kadar tecrübeli şampiyon bir sporcu olmasına rağmen daha ilk hareketindeki çok zorlu bir hareket de değildi. Bir bocalama yaşadı. Yani düşmedi ama hareketi tam doğru yapamayınca ciddi bir puanını kırılmış oldu. 8. sırada yine elemeyi geçti o anda. 8. sıradan girdi. Fakat Japonlar çok ilginç artistik patinaj erkeklerde. Biz yıllarca işte Rusların vaktiyle Doğu Almanların, yani daha çok Doğu blokunun, işte bir de Amerika gibi ülkelerin dominasyonuna alışkındık. Japonlar son yıllarda çok iyi sporcular çıkartıyor. İkinci ve üçüncü sıradan yine iki Japon sporcu, ki çok da genç sporcular bunlar. Yuma Kageyama ile Shoma Uno elemeleri geçti. Yani önemli sporcuların tamamı bu elemelerden başarıyla çıktılar. Herhalde güzel bir final izleyeceğiz o yarışlarda. Serbest stil kayak da Çin bir altın madalya daha kazandı. Ailing Gu ile, o da Amerika doğumlu Çinli bir sporcu ve Çin adına yarışıyor. Hani hep derler ya, buradan işte batıya gidiliyor yarışmak için. Tam tersi, işte burada çok güzel bir örneğini görüyoruz. Çok başarılı bir sporcu. Serbest stil kayakta altın madalyayı Çin'e getirdi. Kızak tek kadınlar finali şu anda hala sürüyor. Onun sonucunu alamadık. Snowboard kadınlar paralel büyük slalomda altın madalya Çek Cumhuriyeti Ester Ledeka'ya gitti. Erkekler paralel büyük slalomda ise yine Avusturya. Bugün böyle biraz madalya topladılar. Carl Benjamin'le madalyayı aldılar. Evet, bugünün özetleri esas yarış şuydu. Sürat pateni erkekler, yine sürat pateni son birkaç günün en keyifli sporu, onu söyleyeyim. Bugün sürat pateni... Ya biraz 100 metre koşusunun verdiği keyfi vermiyor mu? Yani öyle bir... Veriyor. Daha da fazlasını veriyor. Yani bu düşmeler, kazalar yüzünden daha bir... Yani çünkü o kadar yatıyorlar ki zaman zaman yere dokunmak serbest. Yani ellerini dönüşlerde koyabiliyorlar. Bir de takımlar sürat takımlar olduğu zaman daha da bir karışık. Tabii. Ortada ayrıyeten dönenler, dışarıda ayrıyeten dönenler, işte bayrak değişimi dediğimiz tırnak içinde noktada işte iterek sürat verebilmeler. Tam bir mücadele ama. O tam bir karışıklık. Uzun kulvarlarda yalnız biraz daha rahat. Kulvarları olduğu için sporcuların ikili ikili yarışıyorlar zaten. Kulvar değiştire değiştire dönüşlerde aynı mesafe olsun diye. Bugün sürat pateni erkekler 1500 metre finalleri vardı. Hollandalıların orada belli bir dominasyonu zaten var. Çok enteresan oldu orada da. Hollanda'dan Thomas Kroll olimpiyat rekoru kırdı kendi serisinde ve birinci sıraya oturmuştu o esnada. Sevinci yalnız 1,5-2 dakika falan sürdü. Bir sonraki seride bir diğer Hollandalı Kelt Nuis rekoru geliştirdi ve birinci oldu. Altın madalyayı aldı. Altın ve gümüş böylelikle Hollandalılara gitmiş oldu. Total madalya durumuna da şu an için bize gelenlere bakalım. Değişiyor sürekli. İsveç 4 altın madalyayla şu anda zirvede gözüküyor. Hollanda, Çin ve Norveç'in 3'er altın madalyası var. Bunlar sadece altın madalyalar tabii. Total madalyalarda sıralama değişiyor ama dediğim gibi yarışlar ve finaller her gün çok sayıda sürdüğü için bu sıralamalarda değişecektir. Bir de Türk sporcularımızın yarış programından evet, kısaca bahsedelim. Ondan da. Şimdi yarın kayaklı koşu erkek ve kadınlar bireysel sprint elemeleri olacak. Orada sporcularımız var. Çarşamba günü de alp disiplininde yine kadınlar slalom elemesinde birinci ve ikinci inişler yapılacak. İşte toplama göre de şampiyonluk belirlenecek. Özlem Çarıkçıoğlu orada yarışıyor. Esas bizi heyecanlandıracak bir diğer sporcu da 11 Şubat Cuma günü belki, umuyoruz, Fatih Arda İpçioğlu. Normal tepe atlayışında, çünkü güzel bir atlayış yapmıştı. 99 metreydi evet, değil mi? Yanlış hatırladım. Çok iyiydi. Yani ilk 30'a girmesi gerekiyordu. 36. oldu. Zira yani favorilerin hepsi, tecrübeli sporcuların hepsi hiç hata yapmadılar. 36. olup elenmişti. Şimdi büyük tepe atlayışını Cuma günü yapacak. İnşallah orada bir final ondan izleme şansını yakalarız diyor.
ediyoruz. 7 sporcuyla katılmamız hani genel olarak bakarsanız hani Türkiye adına bir atak sayılabilir mi bu? Çok değil. Türkiye daha önce işte Fransa 68 zannediyorum 11 sporcuyla katılmıştı. İşte hep böyle geçen olimpiyat Pyeongchang'da 8 kişiydi. Bu olimpiyatlara 7 oldu. Yani bizim sporcu sayımız zaten işte bu civarlarda geziyor. Ama şunu da söylemek lazım. Daha önce de bunu söylemiştim. Yani Türkiye kış olimpiyatlarının aslında gediklisi ülkelerden bir tanesi. Sporcu sayısı az da olsa 18 kez katıldık şimdiye kadar. Ta neredeyse 36'dan biridir. Türkiye orada yer alıyor az sayıda sporcuyla da olsa. Bu anlamda hani ilgimiz sporcu gönderme anlamında var. İzleyici anlamında da inşallah işte bu sporcularımızın başarısıyla daha da artacak. İnşallah onların model olmasıyla da önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda kotayı geçecek sporcu yetiştirebileceğiz diye umuyoruz. Son olarak bir de şu konuda da kısa bir değerlendirme yaparsanız hani genellikle olimpiyat oyunlarında işte her yıl böyle bir atak yapan ülke oluyor ya da grafiği yükselen düşenler vesaire oluyor. Bu olimpiyat oyunları için böyle bir tanım yapabileceğimiz bir ülke var mı? Şu an için erken dediğim gibi yani madalya sayıları henüz öyle çok artmış durumda değil. Çok ya bunun bir en azından bu hafta sonunu bir görmemiz lazım. Belki orada şey yapar. Yani şu ana kadar olağan şüpheliler diyelim yani madalya sıralamasında işte İsveç, Norveç zaten normal. İtalya'nın kısmen ki bir tanesi curling'den geldi. O aslında belki biraz sürpriz sayılabilir. Çin kendi evinde zaten hazırlanıyor. Daha iyi hazırlanmıştı ama daha henüz işte 4-3 altın madalya sayıları yani çok düşük olduğu için bir şey söylemek çok da mümkün değil ama işte Yeni Zelanda mesela ilk altın madalyasını oyunlar tarihinde aldı snowboard'da. Hani bu tip güzel hikayeler çıkıyor. Ama dediğim gibi bu hafta sonunda görelim. Orada belki daha rahat değerlendirebiliriz. O zaman çok teşekkür edelim bugün için. Biz tabii olimpiyat oyunları boyunca her gün sizin de katkınızla gündemi olimpiyat gündemini de kaçırmamış yakalamış olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.